Kafi kafi. Sızısı hayli azaldı. Paşalar gelsinler. Konuştular mı? Hünkârım, Lavuş Budin'den çıkmış, Tolna'ya gitmek niyetindeymiş. Tolna? Tolna, Mohaç'a yakın bir kaledir. Biraz şimali Mohaç'tır. Kafirler zaten ordumuzu Mohaç havasında karşılayacakmış. Hünkârım, yolu yordamı tekrar tetkik etmek zaruri gözüküyor. Neyine güveniyor bu gafil? Voyvodalarından destek almış olabilir. Dünya alem yanında olsa kâr etmez. Canını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Tabii paşalarım, beylerim bana yeni hain pusular kurulmasına engel olabilirse. Paşa, tez istişare divanını topla. Öyle bir hamle yapmalıyız ki hiç ummadıkları yerden vurmalıyız. Hünkârım, bulunduğumuz menzilden Mohaç'a gitmek için Drava nehrinden geçmemiz lazım. Drava fazlasıyla akıntılı ve derindir. Geçmek müşkülat yaratacaktır. Ancak köprü yaparsak mümkün olur teçhizatı ve askeri geçirmek. Köprü yapmak ne kadar vakit alır? Canımızı, varımızı, yoğumuzu seferber ederiz paşam. Ki gece gündüz çalışırsak bir hafta inşa ederiz inşallah. Yarından tez yok, başlasın köprü inşası. Lakin taş köprü yapmakla uğraşmayın, yetişmez. Dizin elinizdeki tahtayı, taşı, tekneyi, yük taşıyacak ne varsa olsun size köprü. Ayrıca Mohaç Ovası'nı keşfe çıkın. Nerede ne var iyice tetkik edin. Bu mevzula sen alakadar olmalı Koçoğlu. Yolumun üzerinde tek bir taş dahi görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Arazinin keşfinden sonra harp düzenine ve hareketimize karar veririz. Çekilebilirsiniz. Hünkârım. Söyle. Hünkârım. Bana kızgınsınız. Yüzüme bakmıyorsunuz. Baskından da beni mesul tutuyorsunuz. Eğer seni mesul tutuyor olsaydım şu an konuşmazdık. Affedin hünkârım. Her ihtimali düşünmem icap ederdi. Senin gözlerinde korku var Pargalı. Sadakatin, huzuru yok. Kayboldu. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Sanki benim neden burada olduğumu, hayallerimi, hedefimi bilen yegane insansın. Nasıl düşünmezsin? Ben sana güvenerek attığım en ufacık bir adımda alaşağı edileceksem seninle nasıl yürürüm?
ise burası. Her zaman gözümün önünde olacak. Öyle ki her baktığımda ölümle aramdaki mesafeyi görebileyim. Çekilebilirsin. Baydat'tan bir mektup var. Canımın parçası sultanım. Bugün zalim ve uygunsuz felek benim gibi dertliye zulüm edip canıma türlü türlü ayrılık hançerleri sapladı. Ya alemlerin Rabbi. Benim Yusuf yüzlüm, şeker sözlüm, hoş edalı sultanım. Allah'ın dergahına yüzümü süpürge edip öyle yalvarırım ki sizi benden ömren ayırmak sözü yok olmakla kalmasın. Mübarek endamını yine tez zamanda bana göstersin. Benim canım sultanım, kulunuz Mir Mehmet ve cariniz Mihrimah, Selim Han ve Beyazıt. Türlü türlü selamlar edip ayağınızın tozuna yüz sürerler. Hünkârım, kâfilerin üzerine yürüdüğünüz bu kutlu savaşta yüce Rabbim uğurlu çerenizi yüce bayraklarınızla galip ve muzaffer eyleye. Amin. İbrahim Paşa'ya da selamlar ederiz. Baki iki dünya mutluluğu muhakkak olsun. Hatice Sultanımız gebe. Müjdesini vereyim sultanım. Sultanım, bu şiiri aşk ölümü süren sizin için yazdı. Ey sabah rüzgarı, sultanıma inlemede ve kederde diyesin. Gül yüzü olmadıkça işi bülbül gibi figan diyesin. Ayrılığında sanma gönül derdine dermanın yeter. Bulma da kimse derdine derman diyesin. Kederin eli dert kılıcıyla delip yüreğimi, ney gibi ayrılıkla hasta ve inlemede diyesin. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Boş durmayın yiğitler! Çalışmaya devam edin! Ne zaman bitecek? Bitti hünkârım. İstersek şimdi aşırabiliriz orduyu karşıya. Lakin topları ve barutları peyderpey geçirmek için iki güne daha ihtiyacımız var. Tuna'dan gelen donanma yarın kavuşacak bize. Sözün neresin Bali Bey? Dedin ve yaptın. Hünkârım sizden aldığımız güç ve inanç da yiğitlerimiz yaptı. Zapolya'dan haber var mı? Ona sunduğunuz teklifi düşüneceğini söylemiş. Lakin ses seda yok. Layoş'a destek vereceği konuşuluyor hünkârım. O haçta belli olur kimin kime destek olup olmayacağı. Bizim yanımızda olursa alır tacını, tahtın yeni varisi olur. İbrahim Paşa. Buyurun hünkârım. Payitahttan haber var mı? Haznedarın ulağı geldi. Her şey yolunda, bir sıkıntı yokmuş. Hala.
Şimdi yaptığınızdan çabuk yıkın bu köprüyü. Herkes görsün, anlasın ki bu menzilde ölmek var. Lakin dönmek yok. Asır! Ya Allah! Ya Bismillah! Ateş! Paşalar, Macar bizim usule aşinadır. Öyle kolay düşman değildir. Eğer biz tedbirimizi hakkıyla almazsak, o vakit bizim usulümüz de bizi alt etmeye kalkabilir. Biz öyle bir hamle yapmalıyız ki düşman bizim biz olduğumuzu unutmalı. Hünkârım, benim bu hususta bazı tasavvurlarım var. Biz her zaman merkez cenahı sabit tutup sağ ve sol cenahlardan taarruz edip bir çember içinde saldırırız düşmana. Lakin eğer Macar bunu sezer ve bu çemberin içine girmezse bu hamle tamamlanmaz. Ben derim ki merkezde yapacağımız ricata ilaveten sağ ya da sol cenahlardan birini daha geri çekelim ki düşman bunun gerçek bir bozgun olduğunu zannetsin ve istediğimiz mevkiye kadar gelsin. Uygundur. O vakit şimdiki sual hangi cenahın geri çekileceğidir. Hünkârım, müsaadenizle. Benim birliğimin hareket kabiliyeti iyidir. Ben çekileyim. Âlâ. Savaş düzenini alacağız. Lakin onlar taarruz etmeden biz de taarruz etmeyeceğiz. Bırakalım düşman şöyle bir sersin elindekini önümüze. Taarruz başladığında merkez cenahtaki azapların hepsi topların önüne kadar ricat edecekler. Bu topların hepsi birbirine zincirle bağlı olacak. Zincirle bağlı olacak ki düşman buradan daha ileriye gidemesin. Daha sonra Bali Bey sahte ricatta bulunacak. Ondan sonra Behram Paşa arkadan ilerlemeye başlayacak. Bali Bey buradan nehre kadar bir koridor açacak ki kaçabilsinler. Neden müsaade edeceğiz kaçmalarına? Eğer o geçit açılmazsa ölümüne savaşırlar. Bizim de zayiatımız artar. Hünkârım. Uygundur. İbrahim Paşa bu usule göre hazırlansın birlikler.
Andrea. Kim bu? Anlaşmak isteyecekler sanırım. Hünkârım izninizle gideyim, teklifleri neymiş öğreneyim. Anlaşma yok. Teslim olsunlar, boşuna debelenmesinler. Laoş savaşmak için gelmiş. Askerlerin hepsine ölmeyi emrettiğini söyledi. İnşallah öyle olur. Laoş sözünü tutar, gerçekten onuruyla savaşır. Hünkârım, hareket başladı. Taarruza geçiyorlar. Aslanlarım, yiğitlerim, Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bugün mübarek gün. Rabbim Kurban Bayramı'nda bize kafiri yenmeyi nasip edecektir. Devlet-i Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamına erenler Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu cengi, bu Mahaç Ovası'nı Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Şahsınız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Gitmeniz lazım. Menzilden çıkın artık. Hürrem'den mektup aldım. Hatice'mle alakalı bir havadis veriyor. Gebe olduğunu yazmış. Ha!
baba. Baba oluyorum. Buraya kadarmış.
Böyle olacağını biliyordum. Sultan Süleyman Hanımızın iradesi karşısında Cihangir'e geldi hünkârım. İçim kibirle doldu Pargalı. Bu hissi yenmeliyim. Yeneceğim. İdrak et Süleyman. Unutma. Tevazu içinde ol. Bütün şeref ve irade senin değildir. Rabbine şükret ve nefsine üstünlük verme. Zinhar kibre düşme. Sen hakka karşı hayalı, halka karşı vefalı ol. Vücudun, fikrin, zikrin ona ait, sahibi sanma. Hakkın nimetlerini kendinin, kendinden olanları yegane sanma. Nefsini öldür, yoksa o seni öldürür. Kibrini yen Süleyman. Her firavunun Musa'sı, her şerrin bir nuru vardır. İman et, hatırla. Vücuda geldiğin hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. İşte o zaman cennetin kapıları açılacak sana. Vicdanın senin kıblendir Süleyman. Kaybetme. We'll be right back.